Tevafuken Osmanlıcayı alimlerin Osmanlıcayı bana bir yer okudu. Okuduğu şey Miraç'la alakalı. Ben böyle 1, 2, 3, 4 satır. Yaklaşık olarak 37 dakika okudu. 4 satır yazdı. Yani çok acayip oldu. Yani tevafuk. Şimdi o imansızlığı eğer öyle dakika olsa herhalde kalp ve dima dayanmaz. Beyin kanaması öyle oluyor galiba veya kan. Yani ele vurması anda ama tat hemen şey değişiyor. Yol açılıyor. Yol açılıyor. Yolda bahsedeceğim biraz. Böyle sonra ne hatırıma geldi? Bütün peygamberlerde ama bütün peygamberlerde Miraç bela, musibet, hastalık, dert, muhlikeler içerisinde olmuş. Ateşin içinde olduğu, tufanın içinde olduğu, sıkıntıların içinde olduğu, hastalığın içinde olduğu da. Ha, demek ki büyük zatlar niye bunu bekliyor? Biz onun lisanını bilmiyoruz. Onu okuyacağım şimdi biraz. Hastalık, musibet, dert. Dert değilmiş o. Başka bir şeyin gelmemesi dertmiş. Miraçlara peygamberlerin ve evliyayı azimenin, peygamberlerin ve evliya azimenin miraçlarının içeriklerine bakıldığı zaman gözükür ki ortak özellikleri şudur. Bela, musibet, mehlekeler, sıkıntılar, hastalıklar, dertlerin içinde olmuş. Onlarda olmuş. Şimdi mümin de derecelerine göre miracın gölgesine, cilvesine diyor Üstad. Bir cilvesine, bir manasına, bana de manasına, gölgesine, cilvesine, ismine, hakikatına diye geçiyor 5 tane. Ve benzer haletler veriliyor. Peygamber aleyhissalatü vesselama bir defa Miracı Ekberi olmuş. Mektup 6. şu anda. Miracı Ekberi Muhammedi'de söylenen sözler diyor. Miracı Asgari olmuş. 30 küsür tane deniliyor. O yol açık bırakıldı. Kalben ve ruhen etkiye ümmeti, takipçilerinin katı olanlar kalben ve ruhen yapıyorlar. Kalben ve ruhen miraç ettiriyor. Şimdi iyi dinlemenizi rica ediyorum. Hemen o benim haletimi malzeme yaptım size. İlk önce tıpsal belki bir şeyler söylemeye çalıştım. Üzüldüğüm için ağlıyorum. Onun üzülme hissi, fikri, his, duygu, latifenin dışsal görünümü. Gözyaşı veya işte mideye vuruyor. Onu söyledim. Bu çok önemli de onun için. Sonra haletimi anlattım. Sonra miracın büyüklerde böyle olduğunu. Şimdi demek ki kalben ve ruhen oluyor. Şimdi diyor ki o büyük zat kim olduğunu bilmiyorum. Osmanlıcadan okudu. Diyor ki iyi dinleyin ve yaslanın. Müminler kalben ve ruhen diyor ya usta. Şu cümleyi kullanıyorlar. Müminler fikri Cibrilini gönderiyor. Fikri Cibrilini gönderip müminlerini kalben ve ruhen miraç ettiriyor. Peygamberleri ise Cibrilini gönderiyor. Bizi ise Fikri Cibrilini gönderiyor. Başım döndü yani. Fikir neydi? Dimağda, akılda, dimağda bir yoldu. Bir yol. Fikri Cibrilini gönderince ne yapmış? Kalbini ilk önce yıkamış. Cibrilini gönderince. Kalbini yıkamış, onu hazırlamış. Çekirdek patlamaya geldiği zaman, toprağa koyduğun zaman hemen patlamıyor. O zaman yanına hazırladı. Sonra Cibril aleyhisselamla giriyor. Cibrilini göndermeden yapılmamış. Cibrilsiz miraç yok. Sonra müminler
kimlere ne yapmış? Fikri Cibril'ini göndermiş. Allah Allah, bu yol. Bu yol. Bu cümle onun. Bundan sonrası benim. Külliyatın bana göre ruhuyla söyleyeceğim. Bu yolun bir batınısı var bu fikrin. Bir de zahirisi var. Bariyerli var ya yol. Fikir yolsa batındaki manası Cibril. Zahirisi nedir? Yolun zahirisi nedir? Yolun zahirisi. El hubbu fillah vel buzu fillah zahirisidir bu yolun. Batınısı haf ve recadır. Bir tane batıl söz var ya, batıl söz, hurafe. Zındıkların söylediğine inandığım bir cüssüz söz var. İmanın ve paranın kimde olduğu belli değil. Hurafe ve zındıkların uydurduğu bir şeydir. Oysa paranın kimde olduğu zekatla, imanın kimde olduğu amel-i salihle ifade edilir. Anladık mı? Paranın kimde olduğunun tereşuhatı zekattır. İmanın da kamil amel-i salihtir. İlle namaz değil. Amel-i salih yaparlar böyle. İman bazı şeyleri yaptırmaz. O da kendisinin iman olduğunu gösterir ki işaret edeceğiz da sual ile belli olur. Sual bu soru sorma şeydir, zahirisidir. Batınısı ise hayata sana sorulandır. Sen de hayatta verdiğin cevaptır iman. Usta diyor ya, iman diyor sual ile anlaşılır. Zahirisi bu ifade etmesi lazım. Budist misin, Hristiyan mısın? Manası ne hakikati? Yani varsa kendisini gösterir. Yani onun gibi yapamazsın, onun gibi sevemezsin, onun gibi orada olamazsınız. Yapamazsınız yani. Demek ki para, zekat, kimde var? Zekatla, iman işte, ameli salih ile, ibadet ve ubudiyette kendisini gösterir. Demek ki çok ilginç, fikri Cibril'ini gönderiyor. Peygamberine Cibril'ini gönderiyor. Cibril aleyhisselam, Cebrail aleyhisselam, vahiy gönderdi mi vahiy peygamber? Vahiy bitti mi arkadaşlar? Bitti. Cebrail'in de işi bitti. Koca bir peygamber, melekleri peygamber, şimdi işi bitti mi ya? O kadar. Yani vahiy gönderiyorsa, kuyuya gönderdi, peygamber değildi. Şeytana vahiy gönderdik diyor, arıya gönderdik diyor, konuştuk yani. Devam ediyor. Demiştik ki o vahiy ve ilham yaptığımız derslerde, evet, vahiy getirdiği gibi şimdi vahiyin şubeleri olan ilham, hads, evet, vesaire, onları da şumul ilham, değil mi? Onlar şumul ilham. Hep o yapıyor. Yani o da o diye öyle konuştuğumuzu hatırlıyorum, evet, dersi. Evet. Cebrail'in vazifesi yani. Şimdi de öyle. Bak, büyük alimin sözüydü. Fikri Cibril'ini gönderiyor. O Fikri Cibril'ini göndermesi mesela hani ilham, hads diyorduk. Başka ne vardı? Şumul ilham. Şumul ilham var. Vahyin vazifesini yapan şumul ilham. Sunuat var. Sunuat, tuluat, işaret, rumuzatlar hep o. Hadis vardı, onlarla evet, konuşmuştuk. Evet. Ya merak, 7 tane bu. Yani onlar da mesela ya da hadis vesaire de fikir nevi. Evet, o fikir, hep yol. Fikri Cibril denebilir. Hepsi Fikri Cibril olarak komprim etmiş o zat. Ama yani bir yol deyince böyle biz es geçtik fikir. Yani mesela Miraç yapacak, Cebrail yolu açmadan nasıl yapacak? Peki Cibril nedir fikir? Fikrin bir başkasını, zahirisini söyleyeceğim. Cibril, ceberut alimi, cebredicidir. Fikirler insanı cebreder. Fikirler insanı dayatır, yaptırır. Yani kötüyü düşündüğün zaman fikire dönüşürse, biraz düşüncelerin malzemesi biraz mantıksal oldu mu fikre dönüşüyor. Aklı melekelere dönüşürse fikir oluyor, biliyorsunuz. Düşünmek ise tasavvurdadır. Ama fikir ne oluyor? Cibril'i biliyorsunuz, ceberut, cebredici güçtür. Üç güç insanda ruhu burada tutuyor. Kuvve-i şeviye, kuvve-i gadaviye, kuvve-i akliye.
Bunlar cebredicidir yani. Şimdi buraya bunu bırakıyorum. Burada kalsın. Miraç ya. Miracı mesela düşünün şimdi. Bir zahiri şey var. Miracı akşam yapacağız ya inşallah. Çarşamba günü. Miraç gecesidir. Fikri Cibrili. Neyi gözden geçirmek gerekiyor? Yolu oluşturan bir zahirsi var, batınısı var. Fikri oluşturan. El hubbu fillah ve el buzu fillah. Ya Allah'ın dostlarını bulamayabilirsin. Allah'ın dostları belli değildir kısmen. Bellidir de belki tesbih göremez. Ama Allah'ın düşmanları bellidir. İbrahim'i göremezsen Nemrut'la bul. Nemrut ile bulursun. Çünkü Nemrut ortadadır. İbrahim yok ortada. Onunla bulursun. Musa'yı göremedinse ortada değil yani. Kayıptır. Firavun ortadadır. Şerler gözükür. Hemen onunla gözükür. Demek ki fikri oluşturan el-hubbu fillah vel-buzu fillah. El-hubbu fillah yapamıyorsan Allah düşmanlarına düşman yaparak fikrin zahiri yolunu yapıyorsun. Batınisi ise içseldir. Haf ve recadır. Böyle oluşturuyor. Bu cadde oluştu. O fikir oldu. Sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam miraç yapmadan önce Cibril Emin geliyor, yıkıyor kalbini. Manevi miraç yokken dersler yapılıyor. Dersler okuyoruz, tefekkür ediyoruz değil mi? Enfusi dersler oluyor, zahiri dersler oluyor, oluyor da oluyor. Bunlar hep aklık ve kalbi aktif edip yıkıyorlar. Şey diyebilir miyiz burada abi ya? Fikri Cibril, hani diyor ya, akıl fikre bindi, ruh hayale bindi. Burada peygamberler veya Cibril direkt olursa ruhla gidiyor. Fikri Cibril de akılla gidiyor denebilir mi? Denebilir. Mesela C'ye benziyor. Dakik ve rakik yapmıştı ya bu Bodrum'daki şey. Evet. Mesela ben baktım da bayağı. Dakik akliymiş, rakik kalbi demekmiş. Dakik ve rakik. Öyle. Hiç ende hiç gibi. Birisi zahir, birisi batın hiç olacaksın vesaire.